kısa sürede yüzde seksen yerliliğe yaklaştırmak tüm sihaları karşısında nasıl çaresiz duruma düştükleri araştırılıyor. Ukrayna, Karabağ, Suriye, Libya, Etiyopya daha bir sürü farklı bölge sayılabilir. Türkiye'nin çevresindeki bu bölgelerin hepsinde farklı tarihlerde çatışmalar ya da savaşlar yaşandı. Hatta Azerbaycan'ın dışındakilerin tamamında gerginlik hala devam ediyor. Ve bu bölgelerdeki çatışmalarda belli başlı ortak noktalar var. Ve bu noktalardan birinde bütün bu bölgeler Türkiye ile kesişiyor. O nokta savaşlarda kullanılan insansız hava araçları. Türkiye sahip olduğu insansız hava aracı çeşitliliğiyle artık bütün dünyada adından söz ettiren bir aktör haline geldi. Hatta bu konuda ABD ile birlikte dünyanın en iyi iki ülkesinden biri dersek abartı olmaz. Şimdi ise bu konuda sıcak bir gelişme daha yaşandı. Dün Anka 3 İlk uçuşunu yaptı. Ve bu haber hepimiz tarafından heyecanla takip edildi. Başta bahsettim. Özellikle çevremizde nerede bir savaş olsa artık öncelikli konuşulan konu Türkiye'nin sihaları. Yani bu konuda artık doyum noktasına ulaşmış olmamız gerekiyor. Peki buna rağmen yeni bir insansız araç bizim için neden heyecan kaynağı oldu? İşte bugün bunu konuşuyoruz. Anka 3 Türkiye için ne anlama geliyor? Uçan kanat şeklinde tasarlanmasındaki amaç ne? Bugüne kadar ürettiğimiz ve konuştuğumuz insansız hava araçlarımızdan farkı ne? Tanker İHA olarak görev yapması gerçekten mümkün mü? Bugün Anka 3 ile ilgili cevaplayacağımız çok soru var. Ama videoya başlamadan çok kısa bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Anka 3 neden hepimiz için heyecan kaynağı oldu? Bence bu sorunun tek bir cevabı var. O da bu ihanın uçan kanat formunda tasarlanmış olması. Mevzuyu hiç bilmeyen biri için bile Anka 3 dünyadaki diğer insansız hava araçlarıyla kıyaslandığında görüntü itibariyle sanki bu çağa ait değil de geleceğe ait gibi görünüyor. Tabii ki uçan kanat tasarımının amacı güzel bir görüntü elde etmek değil. Görünmezliğinin artması, sürtünmenin azalması gibi birçok avantajı var bu tasarımın. Ama aynı zamanda da mühendisliğin zirvesini gerekli kılıyor. Çünkü bu tasarımın kontrol edilebilmesi çok zor. Dikey eksenli bir aksam ya da dikey bir yüzey olmadığı için bu uçakları kontrol etmek çok zorlaşıyor. Yani aslında TUSAŞ bu tasarımla dünyanın en iyilerine meydan okumuş oldu. Ve sonuçta da bu muhteşem şaheser ortaya çıktı. Aslında uçan kanat tasarımındaki ilk denememiz bu değil. 1948 yılında Türk Hava Kurumu uçak fabrikasında THK-13 planörü de bu formda üretilmişti. Ama o zaman proje başarısız oldu ve yeniden bu tasarım bu ülkede görmek 70 yıl sonra nasip oldu. Daha önce konuşmuştuk. Türkiye Anka 3'e giden ilk adamı 2000'li yıllarda attı. O dönem Fransa'nın programına dahil olmak istedik ama reddedildik. Ve bu red kendi ayaklarımız üzerinde durmamız gerektiğini bize bir kere daha hatırlattı. Ve Anka 3 ortaya çıktı. Ortaya çıktığı günden itibaren de özellikleriyle göz doldurdu. Çünkü Anka 3'ün 6,5 ton azami kalkış ağırlığı var. Faydalı yük kapasitesi 1200 kilogram. 40 bin fit servis irtifasına sahip. veya yaklaşık 10 saat havada kalabiliyor. İlk etapta Ukrayna'dan aldığımız motorlarla görev yapacak ama daha sonrasında motoru da yerleşecek. Tein'in geliştirdiği TF6000 turbofan motoru Anka 3'e güç verecek. Dediğim gibi faydalı yük kapasitesi 1200 kilogram. Yani bu insansız savaş uçağı yerli mühimmatların hepsini gövdesinde taşıyabilecek. Yani çok farklı görevlerde kullanılabilecek. Muhtemelen yakın gelecekte Baykar'ın geliştirdiği Kızıl Elma ile birlikte operasyonların baş aktörü olacaklar. Ama Anka 3'ün farklı bir özelliği daha daha var ve bu özelliğiyle Türkiye için bir ilk olma özelliği taşırken dünya içinde ilklerden olarak bilinecek. Anka 3 tanker İHA olarak görev yapacak. Tanker İHA alanında dünyada çalışan çok az devlet var. Ete kemiğe bürünmüş bir proje örneği vermek istersek de elimizde tek bir örnek var. O da MQ-25 Stingray. MQ-25 ABD donanması için Boeing tarafından geliştirildi. Proje 2018 yılında başlatıldı. 2019'da 2,5 saatlik ilk test uçuşunu yaptı. Ama esas önemli test bundan 2 yıl sonra. Sonra yapıldı. 2021'de ilk tanker testini tamamladı ve dünyada bir ilk oldu. Anka 3 muhtemelen ikinci olacak. Buraya kadar her şey tabii ki güzel ama bir tanker İHA sahibi olmak neden önemli? Bu soru da önemli. Öncelikle biliyorsunuz şu an bu görev tanker uçaklar tarafından yapılıyor ve havada yakıt ikmali gerçekten çok önemli. Çünkü bir operasyona başladığınızda uçakların kesintisiz görev yapabiliyor olması düşmanınıza cehennemi yaşatabilmenizi sağlar. Yani atıyorum Suriye'de bir operasyon düzenlediğimizde havalanan uçaklar Suriye Hava Kuvvetleri'ni bastırmak için uzun süre havada kalmak zorunda. Bu süre içerisinde tanker uçak düzenli olarak onlara yakıt ikmali sağladığında elbette bir adım önde olursunuz. Ve şu an Türkiye bu işi Boeing üretimi KCR-135 tanker uçaklarıyla yapıyor. Şu an bizde bu uçaktan 7 adet var ve bunlar bir insansız hava aracının taşıyamayacağı kadar fazla yakıt taşıyabiliyor. Peki bu durumda bu işi Anka 3 ile yapmak için uğraşmanın anlamı ne? Bunun anlaşılabilmesi için ikisinin de avantajlarından ve dezavantajlarından bahsetmemiz gerekiyor. Tanker uçakların avantajı çok miktarda yakıt taşıyabilmesi. Yani tek de çok fazla uçağın yakıt ihtiyacını giderebiliyor. Ama dezavantajlarına gelirsek liste biraz daha kabarık. Bunlar çok büyük uçaklar. Normal bir yolcu uçağı gibi. O yüzden radarda yüzlerce kilometre öteden tespit edilebiliyorlar. Bu yüzden de muharebe hava sahasında görev yapamıyorlar. Yakıt ikmali savaş alanından yüzlerce kilometre ötede güvenli bir bölgede gerçekleştiriliyor. Yani yakıt alacak savaş uçağının görev alanını terk etmesi gerekiyor. Yine büyük olmasından dolayı savaş anında hedef olma ihtimali yüksek. Böyle bir durumda da yerine yenisinin konulması kolay değil. Hem can kaybına sebep olur hem de maliyeti yüksek. Son olarak da bu uçaklar yavaş uçaklar. Yani savaş anında pek mümkün olmasa da acelenizin olmaması gerekiyor. Tanker İHA'larda ise avantajların listesi biraz daha kabarık. O yüzden önce dezavantajımdan bahsedelim. Tanker İHA'lar tanker uçaklara göre çok az miktarda yakıt taşıyabildiği için tek sortide sadece 2-3 savaş uçağına ikmal gerçekleştirebilir. Ama avantajları da çok fazla. Mesela radarda hem boyutlarından dolayı hem de tasarımları sebebiyle tespit edilmeleri çok zor ve görevini doğrudan savaş sahasında yapabilir. Riskli bölgelere gidebilir. Bu yüzden de savaş uçaklarının yakıt alabilmek için görev bölgelerini terk edip geri gelmelerine gerek olmaz. Çatışma bölgesini yüzlerce kilometre uzağına gitmek zorunda kalmamak ne demek zaten tahmin edersiniz. Ayrıca tanker İHA'ların kaybı halinde telafisi uçaklara göre çok daha kolay olur. En önemlisi de can kaybı yaşanmıyor ve bu araçlar tanker uçaklara göre çok daha hızlı. Haliyle çatışma bölgesinde oluşan ihtiyaç çok daha hızlı şekilde karşılanabilir. Yani neresinden bakarsanız bakın. Anka 3'ün üstleneceği tanker görevi Türkiye için çok kritik bir öneme sahip olacak. Ve yine bir açıdan daha baktığınızda işin önemi daha çok anlaşılıyor. Dünyada artık hava gücü için Trend hayalet uçaklar yani radara yakalanmayan savaş uçakları ve insansız hava araçları yakın gelecekte savaşların galiplerini belirleyecek. Türkiye her ne kadar F-35 projesinden çıkarılsa da bu konuda olduğu yerde saymıyor. Şu an konuştuğumuz Anka-3 ve diğer insansız savaş uçağı projemiz olan Bayraktar-Kızılelma düşük radar görünürlüğüne sahip olacak. Hepsinden de önemlisi milli savaş uçağımız yani Kaan'da 5. nesil bir savaş uçağı olacak. Yani radar görünmezliğine sahip olacak ve bu uçakların yakıt ikmali şu anki tanker uçaklarla yapıldı olduğunda görünmezlikler ortadan kalkmış oluyor. Çünkü tanker uçağın tespit edilmesi o an ikmal yaptığı savaş uçağının da tespit edilmesi anlamına gelecek. Ama bu yakıt ikmali Anka 3 gibi radar görünmezliğine sahip bir platformdan yapıldığında böyle bir sorunumuz olmayacak. Yani işin detayına indiğimizde çok kolay bir şekilde görebiliyoruz ki Anka 3'ün tanker görevi için geliştirilmesi bizim için aslında bir tercih değil bir zorunluluk meselesi. Daha da doğru ifade etmek gerekirse bizim için demeyelim gelecek nesillerimiz için diyelim. Çünkü hani başta dedim ya Anka 3'ü bize çekici gösteren fütüristik tasarımı. Yani bize geleceği vaat eden görüntüsü. İşte bu aslında sadece görüntüsüyle alakalı değildi. Bu proje her açıdan bize, geleceğimize ciddi bir aydınlık vaat ediyor. O yüzden inşallah bir an önce envantere girer de biz de şöyle dünya gözüyle göğsümüz kabararak Anka 3'ü izler ve bu kanalda anlatırız. Allah'a emanet olun.